Onlar da gelsin. En mesela en düşük parti kaç alıyor? %0,2 mi? O da gelsin. Fikrini herkes söylesin. Maddi katkı versin. Belki hiç ummadığımız kişi inanılmaz bir katkı verecek. Bu gelsin sağlansın. Bakın Türkiye birlik beraberlikle yapabilir. Yoksa nasıl olur biliyor musunuz? O ikinci cumhuriyet meselesi doğru bir tanımlama değil. Çünkü Türkiye'de 21 anayasası vardı. 24 oldu. 60 anayasası var. Dolayısıyla o zaman birik yani 60'ta ikinci cumhuriyet mi diyeceğiz veya kurucu şeye, meclise işaret. Değil. Hani yok. Kurucu meclisi olmadan anayasa değil, yeni anayasa şey yapamaz. Değil. Şey değil hani benim kastettiğim. Dolayısıyla Türkiye'de Meral Hanım meclisin yaptığı Meral Hanım şey diyor ki ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki bunun cevabını almamız yeni anayasa, gerekiyor. Yeni eğer anayasa değişikliği yapmıyorsa yeni anayasa kurucu meclis yapar. Anayasa. Kurucu mecliste kurucu yani, yeni bir cumhuriyet tarifine gitmiş oluyor. Demin bak Fransa tarihinde İktidara kim gelse anayasa yapmış. İşte ikinci cumhuriyet, üçüncü cumhuriyet öyle çıktı zaten. Yani kim iktidarı aldıysa o anayasayı değiştirmiş. Tamam işte yüzden, tam doğruluyorsun. Hayır ben ne diyorum ki şimdi AK Parti bak diyorum ki AK Parti MHP ile çoğunluğu yakaladı, getirdi. Anayasayı yaptı diyelim. CHP ile İYİ Parti'den destek almadı. O anayasa kadük kalır. Aynı şey İYİ Partililer, CHP'ler için de geçer. Cem bir şey soracağım o zaman sendeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki yeni anayasa Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi ve tarihi adımlar üzerine inşa edilecektir. Yani bir taraftan da yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini koruyan bir anayasaya Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti destek verir mi? Yani o yüzden Sayın Yavuz Ağıralioğlu'na sorularım biraz tabii fazla olacak ama ben sıralamayı da yine bozmak istemiyorum. Yavuz Bey en son toparlar tabii, hepsini. Toparlamak yani için kendisine geleceğim. Şimdi ona da itirazlar olabilir ama bakın sistem öyle ama ona rağmen diyelim ki itirazları varsa diyebilir ki İYİ Parti ya siz böyle diyorsunuz biz parlamenter sistem üzerinde güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde bizim böyle bir anayasa çalışmamız var. Bizim maddelerimiz bu. Ya da diyelim ki başkanlık hükümet onda diretiyor. Muhalifler parlamenter sistemde sistem, o zaman ona göre de mesela ya şu maddede gene orada katkı verebilir. Yani biz şu anaya mesela şimdi muhalefetler neyden yakınıyor? İşte yargı diyor bağımsız değil. Mesela onunla ilgili maddeler getirebilirler. İşte Anayasa Mahkemesi'nin durumu ne olacak? Yüksek yargı ne olacak? Muhalefet mesela, diyor ki bu tartışmayı başlatabilmek için öncelikle var olan anayasaya uymak gerekir. Uymak lazım da zaten o yüzden bakın bir araya işte Meral Hanım ne diyor? Memleket masası. Ya benim derdim buradaki şey bir yola girilsin. Ya Türkiye'de işler biliyorsun ki kervan yolda düzülür. Ya Türkiye'de oturup böyle şey işler hiç olmuyor. Yani en ciddi kurumlarda bile hadi bir yola girelim deyince oluyor. Ama bir masaya oturulsun. O masayı görelim. Siyasette çok keskin şeyler olabilir ama o masaya oturtulduktan sonra mutlaka bir şey çıkar. Sert de tartışılsın ya. Kafa göz yarılsın. Yani bunu şey anlamında, fikir anlamında söylüyorum. Oturulsun, tartışılsın. Çünkü masaya oturmadığın zaman konuşamıyordu. Şimdi ben Gürkan Acar'la oturunca bir şey konuşurum. Ama oturmazsam konuşamam. O açıdan da eğer ülkenin Cumhurbaşkanımız böyle bir çağrı yaptıysa Meral Hanım'ın, Kemal Bey'in, Temel Bey'in herkesin buna katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Bu masa meselesi önemli de daha önce muhalefetin Türkiye masası daveti reddedilmişti iktidar tarafından. Onu da hatırlatmakta fayda var. Bir taraftan da şimdi aslında o masaya davet kartını muhalefetin elinden mi almak istiyor iktidar? Ne dersiniz? Şimdi bu güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarının tam da merkezine düştü yeni anayasa tartışmaları. Ne dersiniz? Şimdi Napolyon hani demiş ya niye kaybettiğini savaşı 100 madde sayıyor. Birini say cephanemiz yok. Tamam demiş gerisini saymana gerek yok. Şimdi Cem güzel böyle tarif ediyor iyi dilek ve temenniler de. Bak, temelden ayrıştıkları bir şey Gürkan Acar, bir sürü bak muhalifler dahil hem bizim taraf hem muhalif inan çok şey olumlu etkilenmişler bulmuşlar. Mi? Hayır olumlu. Cem, ben yani kafa göğü hakikaten yani şey Cemciğim, buna dakika, ihtiyaç var. Rasyoneliteyi konuşalım. Şimdi filmlerden gidin film dünyasında kalma. Bir. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemini muhalefetin hiçbir partisi kabul etmiyor. Sayın Ağaralioğlu orada. Söylesinler bakalım. İYİ Parti kabul ediyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul etmediğini ve bu konuda çalıştığını biliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem şu andaki ittifak görüşmelerinin temelidir. Şu anda hiçbir bak bir dolu trafik var. Birazdan da onlara geleceğiz. Tabii. Görüşüyorlar partiler. İttifak. Evet. Oradan çok önemli bu geceye ait kulis bilgisi de paylaşacağım size birazdan. Ama şunu söyleyeyim. Şey ne biliyor musunuz? Mesela Temel Bey geliyor, işte Ali Babacan gitti, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşüyor vesaire. Bunlar da hiçbirisinde Cumhurbaşkanı'nın adı, kim aday olacak bunlar konuşulmuyor. Konuşulan tek şey var. Birinci güçlendirilmiş parlamenter. Burada var mısın, yok musun? Yani bundan sonra bunun alt detayları örülecek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıkıp
bu bir cumhurbaşkanlığı, başkanlık sisteminin anayasası olacak dedikten sonra ben bu nasıl bir araya gelecek bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Belli maddelerde anlaşabilirler. Bir dakika. İkinci bir husus, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar kutuplaşma, bu kadar keskin bir ayrışma varken 337, Cumhur İttifakı'nın 337 sandalyesi varken ve referanduma götürmek için bile 360 sandalye gerekiyorken nasıl bu teklifi yaptı, niye yaptı ben halen onu da meclis anlamakta. Meclis aritmetiğini de göz önüne alarak diyorsunuz. Meclis aritmetiği de hiç müsait değil. Şu anda müsait ama değil. Ama dedi ki ama şart koşmuyoruz dedi. Şey olarak iki, herkese ama çağrımız yani, var ama dedi. Sorumluluk şey yapılmaz. Bize yani bir adım gelene biz 10 adım geliriz dedi. Bak. Anladım ama bak şimdi ben devam edeyim istersen. Şimdi bu bir kere rasyonel durmuyor. Yani şu anda kutuplaşma var. Korkunç bir kutuplaşma var. Birbiriyle görüşmeyen liderlerden söz ediyoruz. Yıllardır belki de bir araya geldiler. Barışırlar. Ya Cemcim o senin iyi dileklerin. Keşke barışsalar. Ben de çok isterim de. Ama ya, yani şu anki durumda pek... Ya, 74'te. Ya ben neyse kendi yorumumu yapayım da sen istediğin kadar hayır, o desin iyi dilek ve temennilerinde bulun. Keşke öyle olsa. Ama şu sen andaki... De dile, sen ya de bak şimdi bir dakika. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilinin meclise dönme herhalde olayı bütün konuşuluyor. Türkiye'nin talebi bu. Elbette o talebi bu. Yani. Enis Berberoğlu davası. Şimdi AYM kararlarına uyulmaması gibi bir durum var. AİHM kararlarına uyulmaması gibi bir durum var. Mahkemelerle ilgili muhalefetin şikayetleri ortada. Yani hal böyleyken hani uzlaşı için en zor koşullar, Enis Berberoğlu dönecek koşullar. Ama meclis başkanı o yönde açıklama yaptı. Dönecek şimdi, o. Şimdi dolayısıyla bir ikinci benim anlamadığım husus da bu. Bir üçüncü hususta bu anayasayı eğer bir yeni anayasa olarak yapacaksanız bu kurucu meclisin yapacağı anayasa olur. Yani bunu herkes bilir. Anayasa hukukunda da bu vardır. Kurucu meclis tarafından yeni anayasa. Yani yeni anayasa Meral Hanım'ın, sıfırdan bir anayasa. Tabii Meral Hanım da onu söylerken ikinci cumhuriyet tarifi olur derken ona gönderme yapıyor aslında. Kurucu meclis yeni. Ha anayasayı değiştirirsiniz. Bakın 82 anayasası 19 kez değişti. 19. değişikliği yapıldı. Bu en son değişiklikle beraber 19 oldu. Bu sayı 20 de olur, 25 de olur. Ama bütüncül olarak bir anayasa yazarsanız bu bir kurucu meclis iradesiyle olur. O da onun için ikinci cumhuriyet diyor. Yani bu terminolojik olarak bu durum böyledir. Şimdi gelelim Mustafa Şentop bu arada bu dedi, bu yeni bir anayasadır dedi. Yani yeni bir anayasa taslağından bahsediyor. Şimdi gelelim, peki bunu niye yaptı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı niye yaptı? Ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP lideri Sayın Bahçeli buna niye destek verdi? Şimdi bu benim az önce özetlediklerimi görmüyor olamazlar herhalde, biliyorlar ve buna yönelik bir hamle yapılıyor. Bu Meral Hanım'ın şeyine katılmıyorum, lafına katılmıyorum. Hani ya oyalamak için, gündemi değiştirmek için, muhalefet CHP'den de öyle bir takım sesler yükseldi. Hani şey diye işte oyalamak için, gündemi değiştirmek için. Gündemi değiştirmek için anayasa tartışması yapılabilir mi? Çok emin değilim. Yani o çok doğru bir, akılcı bir yöntem gibi gelmiyor bana. Ama şu var temelinde. Şimdi yeni anayasa tartışmasının içerisinde Türk siyasetinin önemli bir sorunu var Hülya Hanım. O da HDP. Şimdi bu sorun niye böyle sorun? Çünkü şöyle, o lafı ben hep sürekli kullanıyorum, patenti de bana aittir. Türk Demokrasi'nin cız partisi. Şimdi hiç kimse fotoğraf vermek istemiyor ama kapı arkasında herkes o oylara talip. Yani orada da bir 6 milyonluk oy var. Ama bu görüşme trafikleri oldu. Oluyor ama herkes halen daha biraz tedbirli yaklaşıyorlar şeye. Açıklamalarda ittifaklar konuşuluyor. Kemal Bey bugün ittifaklar resim vermedi. Mesela Kemal Bey de bugün resim vermedi. Neden? Çünkü gazetelere haber oluyorsunuz. Hemen manşet oluyorsunuz. Ya görüşüyorsun, İçerik resim verebilirsin ama. Ya görüşünü saklamıyor canım zaten. O resim görüşsün de verebilirsin. Şunu evet diyorum. Yani normal görüyorum ben. Dolayısıyla HDP meselesi bence anayasa çalışması varsa, bu konuda da bir şey varsa bu lafı da uydurmuş olalım. HDP hariç herkes gibi bir anayasadan bahsedilebilir. Neden? Çünkü ilk dört maddenin içerisinde olacak bazı önemli tanımlar asla ve kat'a değiştirilmemesi üzerine kurulu bir şeyden bahsediyor. Tartışma götürmüyor. Evet. Şimdi bu HDP'nin itiraz edebileceği bir bölümdür. Özellikle dil meselesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir yerine
Türkiye Cumhuriyeti'nin dili, resmi dili Türkçedir derseniz, hı hı, daha sonra o ana dilde eğitim meselesini ve onları da tartışmayı beraberinde getirebilir. Onun için ancak olursa, ben ancak bunu bu şekilde algılayabiliyorum. Yani başka türlü, çünkü şu anda liderlerin birbirleriyle olan diyalogları neredeyse kopmuş. Hani iki cephenin. Ondan sonra artık çok keskin ifadeler, çok keskin davalar, birbirlerine ithamlar vesaire. Yani o, hani yumuşayan bir siyaset iklimi yok şu anda. Dolayısıyla bu teklif niye yapılsın? Meclis aritmetiği de ortada. 337. Niye peki? 70. İşte ben niye bunu, peki? Siz bunun, Sayın Akşener'in bu teklif niye yapılsın gerekçesine de katılmıyorsunuz. Peki sizce şimdi niye? Bakın, Türkiye masasını teklif etti Akşener. Ama daha sonrasında o bir anda ortadan kalktı. Yani bir hafta içerisinde ortadan kalktı o iş. Hı hı. Yani Sayın Akşener teklif etti. Bir hafta içerisinde ortadan kalktı. Bugün de Sayın Erdoğan'ın masaya daveti var mesela. İşte bütün bu partiler davet... sorumluluk alsın. Sayın Erdoğan'ın masaya daveti var. Ve bütün partiler sorumluluk alsın. Evet. Burada az önce söylediğim şeyin bir altını çiziyorum. Hı. Ama anlamak için ve tam olarak bir hüküm vermek için de henüz erken olduğunu söylüyorum. Ama altını, o maddeni çiziyorum. Yani HDP hariç herkes gibi bir formül anayasada şey yap. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2016'da çok ciddi bir tehlikenin sınırına geldiğini gördü. Meğersem çok, yani 15 Temmuz'dan bahsediyorum, gördü. O 40 yıla varan da bir terör dalgası var. Terör sorunu. Bunu da bitiremiyor. Yani bitiremiyor derken çok önemli ölçüde darbe vurdu, bitirdi sayılabilir ama hani bir ölçüde varlığını hep bir şekilde bugüne kadar irili ufaklı korudu. Burada olması sınırda, bunun Suriye'de, için evet, üniter yapısını koruyabilecek. Bakın, altını ısrarla çiziyorum. Bu dil tartışmaları da hep o üniter yapı göz ardı ediliyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlet yapısıyla kurulmuştur. Bunu merak eden yurt dışında da Fransa örneğine bakar. Fransa'da işte o dil meselesi vesaire mesela, yoksa insanların kendi dilinde konuşmalarının önüne engel yok. Kendi dilinde kendilerini ifade edebilirler. Bunu öğrenebilirler, kültürlerini yaşatabilirler. Burada sorun yok. Ama ana dilde eğitim dediğiniz zaman mesele başka bir boyuta geliyor. O zaman 20 tane lehçe var Türkiye'de. Onlar her biri kendi dilinde fakültesi okur vesaire okur. Bu üniter yapınız kalmaz. Fransa buna müsaade etmiyor. Mahkemede bile Fransızca ifade vereceksin diyor. Veya Cannes Film Festivali'ne film gönderdiğin zaman İngilizce altyazıyı kabul etmiyor. Diyor ki Fransızca yaptır kardeşim. Fransızca. Dilini koruyor. Dilini koruduğun zaman ülke bütünlüğünü de aynı şekilde korursun. Ticaret dili öyle olur, siyaset dili öyle olur vesaire. Ondan sonra uzun bir tartışma. Özgürlük ve demokrasi satmaya kalkıyorsan o başka bir şey. Efendim? Özgürlük ve demokrasi satmaya kalkıyorsan daha sonra diyorum, o başka bir şey. Fransa için. Dolayısıyla Türkiye'de üniter bir devlet yapısında kurulmuş bir devlettir ve 2016'dan sonra da bunun önemini çok daha ayırdığına varmıştır. Tabii bu ittifak... sizdeyim efendim ama bu içerideki siyaseten ve toplumsal kutuplaşmayı da bu yeni anayasa tartışmaları meselesinde ve masa kurulma meselesinde çok engel olarak görüyorsunuz. Ve çok da umutlu çok, değilsiniz. Hani keşke diyorsunuz siz, ama umutlu Hülya Hanım, değilsiniz. Siz umutlu musunuz mesela? Bilmiyorum, ben normal sırada bir tek Cem umutlu. Ona hayır, da liderlere bağlı. Polyanna'sı ödülünü hayır, verelim Kemal de. Bey, Kemal şimdi... Bey Meral Hanım diyebilir ki mesela Yavuz Bey belki Meral Hanım'ı ikna edecek. Kemal, Gürsel Bey, Yavuz, Kemal Bey'i en azından masaya otursunlar. Ya masaya otursunlar. Bu da bir şey. Şimdi ben önce bir şeye geleyim. Şimdi bu ittifakların, daha doğrusu Millet İttifakı olarak gözüken muhalefet bloğunun, Yavuz Bey eğer yanlış bir şey söylüyorsam düzeltebilir o cephede. Birinci koşulu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani kısa adı GPS diyelim ona. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Öbür taraf ne istiyor? Öbür taraf da Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi. Yani zaten CBS. CBS isteyenler yeni burada... Yeni anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstüne inşa edilsin diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu muhalefette kabul edecek parti var mı? Ben şu ana kadar bakın Habertürk stüdyolarında işte şeyle ağırladık. Temel Karamollaoğlu'nu ağırladık. Ben de soru sordum 2 hafta. Ondan sonra geldi. Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan. Yani muhalefet bloğunda Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'ne Fatih Erbakan'ın günahını almayayım şimdi. Hani ona sorduk mu, o soruyu tam hatırlamıyorum da. Yani muhalefet bloğunda, Cumhuriyet Halk Partisi'ni gayet iyi biliyorum. Bunu kabul etmiyorlar. Deva Partisi etmiyor. Gelecek Partisi hiç etmiyor. Kim edecek? Yani başta birinci maddede çöküyor. Aritmetik de ortada zaten. Aritmetik de ortada. Dolayısıyla bunun amacı ve gayretinin sanki biz daha ileride göreceğiz, anlayacağız gibi bir hava var. Şimdi bu ittifak şeylerine de birkaç bilgi paylaşayım.
kulis. İttifak bilgi, evet, ittifaklarla ilgili. Veya isterseniz bu turu tamamlayın eğer vaktiniz kalırsa. Bu tur aslında yani çok birbiriyle alakalı. Evet. Şimdi hayır, zincir meseleler Yavuz Bey'in bunlar. De sözünü kesmiş olmayayım. Ya şimdi şöyle, ittifaklarda, anayasanın dışında ittifaklarda şöyle bir ilginç gelişmeler yaşanıyor. Daha doğrusu ittifaklar demeyelim de yeni kurulacak siyasi partiler var biliyorsunuz. Denklem mi değişiyor? Denklemden ziyade bir gelişmeden bahsedeyim. Hı hı. O da şu, biliyorsunuz Muharrem İnce bir memleket hareketi başlattı. Ve memleket hareketinde memleket partisine dönüştüreceğini, bunu da Mayıs ayının 19'unda, 19 Mayıs'ta kuracağını söylemişti. Hatta geçtiğimiz hafta istifa eden 3 CHP'li milletvekilinin de ona katılacağı konuşuluyordu. Hatta sözcülüğünü de Mehmet Ali Çelebi'nin yapacağı söyleniyor. Şimdi 2 gün önce bir gelişme yaşandı ve bugün de bu gelişme devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ak saçlıları olarak bilinen, daha önce genel başkanlık yapmış hem SHP döneminde hem CHP döneminde 3 eski genel başkan, aslında 4 ama 4'üncüye ulaşamamışlar. 3 milletvekili giderek partinin bölünmemesi gerektiğini, Hikmet Çetin işte isimlerini söyleyebilirim. Hikmet Çetin, Deniz Baykal ve şey var, Murat Karayalçın. Sayın Karayalçın, Sayın Çetin ve Sayın Baykal. Evet, Altan Öğmen. Ama Altan Bey'le henüz görüşülmemiş. Kendilerine partinin bölünmemesi, yani Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurmaması, kurmasının engellenmesi, taleplerin dikkate alınması şeklinde 3 milletvekili, 3 eski milletvekili, tabii bu arada altını çizelim, 3 eski milletvekili gitmiş. Zaten Anadolu Ajansı'nda oradan bir haber geçti ama bunun perde arkasında şu var. 3 eski genel başkan da Deniz Baykal'ın evinde bugün bir araya geliyorlar. Ve ardından bu bölünmelerin Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiç iyi sonuç vermediğini, daha pek çok iktidar şeyinin alternatifinin bu şekilde kaçırıldığını. Ifade ederek bir görüş birliğine varılıyorlar. Hatta Deniz Bey kimse ayrılmamalı, biz bu işin acısını çok Muharrem çektik diyor. Buradan ne çıkar Muharrem Bey? Şimdi devam ediyorum. Tabii. Birkaç bilgi daha var. Bu arada bir parantezci koyabilir miyiz? Bu sizin bu anlattığınızdan Sayın Baykal'ın sağlığının bütün bu çalışmaları yürütecek kadar iyileştiğini. Çalışma falan yürütmüyor. Evine gelen. Deniz Bey, tabii. Yani iletişim noktasına ve bir şekilde iyileşme noktasına. Deniz Bey gayet rahat telefonla görüşüyor, konuşuyor. Evet evet. Çok sevindim. Ben de hatta kendisiyle bir görüştüm. Yani bu aşamada olmadığını yok yok gayet herhalde. İyi gayet iyi. Çok ben güzel. Telefonla konuşabiliyorum yani Deniz Bey'le. Konuştum da hatta. Kendisine de buradan selamlarımızı da iletelim sağlık, buradan. Sağlık şifa diliyorum. Elbette. Daha sonra bu konunun perde arkasına baktığımda ben giden milletvekilleri, yani bu trafiği yürüten 3 eski milletvekilinin Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar olduklarında öğrendim. Peki talep ne? Talep aslında şu. 3 maddelik bir talep var. Madde ne? Demeyelim de bu, daha doğrusu yani bunların öne çıktığı, 3 maddenin öne çıktığı istekler bütünü var. Onlarda bir tanesi işte Cumhurbaşkanlığı ve Genel Başkan seçimlerinin, yani Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması ve 2 dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi. Bu 3 maddeyi söylüyorlar. Ben bu 3 madde dile getiriliyor ve bir ayrışma olmasın, parti ayrılmasın, bölünmesin diye bir gayret içerisinde oluyor. Metin Lütfü Baydar'la ben konuştum. Ardından da Muharrem İnce'yi aradım. Bu iddiaları sormak için. Muharrem İnce dedi ki ben... bana bunları söylediler. Bunları böyle bir şey olursa ben neden gideyim? Gitmem. Bunları mi? Evet. Hmm. Evet, gitmem. Yani istifa etmem. İstifa etmem. Ama çünkü istifası benim, bekleniyordu yani. Evet. Çok... Ama partide demokrasi kalmadığı için ben gidiyorum. Ama bu koşullar gerçekleşirse gitmem dedi. Olasılık nedir? Vallahi şimdi olasılığı artık izleyicilerimizin takdirine bırakalım. Sizce ama bu önemli bir gelişme. Çok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Muharrem İnce dedi ki ben pek bir ihtimal görmüyorum dedi bu maddelerin kabul edileceğine dair. Ancak şunu belirtelim. 3 eski genel başkan, 3 milletvekiline bu konuda
diplomasi trafiğini yürütmeleri için ondan sonra onlara bir şey vermişler, onay vermişler ve Kemal Bey'den randevu istenmiş. Hı-hı. Kemal Bey de İzmir'de tahmin ediyorum. İzmir dönüşü bu üç milletvekilini kabul edecek. Ve bir görüşme trafiği başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kodlarını, içerideki trafiği de iyi okuyan bir gazeteci olarak evet. sizin öngörünüzü almak isterim. Ardından Mustafa Bey'e geçeceğim. Valla bu çok enteresan. Çok bu arada bir yandan da bakıyorum. Ben Muharrem İnce'den falan mesaj var mı diye de. Çok, bana çok olası gelmiyor bu. Olası gelmiyor. Bana olası gelmiyor. Hmm. Yani öyle bir tüzük değişikliğine gitmez CHP. Ha o gelmiyor. İşte tüzük değişikliği olsa İnce döner. Ha. Dolayısıyla bu bilgiyi de bir sıcak bilgi olarak çok paylaşmış önemli, evet. olayım. Gelişmeler olursa da programımız boyunca ben sizle paylaşırım. Bu birinci husustu, bunu kaydetmiş olalım. İkinci bir husus da Saadet Partisi ile ilgili. Hmm. Orada da Saadet Partisi'nde de ben başka televizyon programlarında da söyledim. Artık Saadet Partisi'nin bedeni Millet İttifakı'nın içinde, ruhu koptu gidiyor. Şimdi bence bedeni de artık... Millet İttifakı'nın içerisinde değil. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sayın Karamollaoğlu çıkışta daha bu işleri konuşmak için erken dedi. Ama şunun altını çizelim. Saadet kulislerinden aldığımız bilgi Oğuzhan Asil Türk, Oğuzhan Bey tam anlamıyla parti yönetimine aslında el koymuş durumda. Ve parti yönetiminde Millet İttifakı'nda kalınmaması gerektiğinin hakim altını çiziyor. Net bir şekilde çiziyor. Bu durumdan son derece rahatsız olmuş durumda. Temel Bey tam anlamıyla hani moda tabirle arafta kalmış durumda. Ve Temel Bey'in Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre istifada edebileceği, genel başkanlıktan istifada edebileceği konuşuluyor. Yani Saadet Partisi'ndeki tartışmalar artık gün yüzüne çıkmıştı. Ama şunu söyleyebiliriz, artık Saadet Partisi Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'na katılır katılmaz bilmiyorum. Belki de vakıf da olabilir. Hiç bilmiyorum ama Millet İttifakı'nın içerisinde kalmayacağı artık net olarak konuşuluyor. Çok önemli şeyler söylediniz. Evet. Siyasete dair ve bugünden sonrası aslında neler konuşacağımızı da biraz belirleyici görüşmeler bunlar. Belirleyici kulisler ama bir taraftan bakınca Mustafa Şen o kadar hareketlilik yaşanıyor ki seçime de 2 yıl var. Yani 2023'e 2 kala bu hareketlilik gereğinden fazla değil mi sizce? Hem yapılan açıklamalara bakıldığında bu görüşme trafikleri, ittifak denklemleri değişir mi değişmez mi onu bilmiyorum tabii. Çünkü 24 saat bile gerçekten çok uzun siyaseten, siz de biliyorsunuz. İsterseniz hem yeni anayasa tartışmaları hem muhalefetin yeni anayasa tartışmaları çıkışına karşı, Sayın Erdoğan çıkışına karşı verdiği cevaplar ve aynı zamanda da bu kulislerle birlikte bir harmanlanmış öngörü ve çözümleme isteyeyim sizden. Ardından da elbette son olarak Yavuz Bey'e geçeceğim ki kendisinden bir toparlama. Çok teşekkür ediyorum. Akıllara da gerçekten erken seçim mi geliyor diye bir soru da gelmiyor. Anayasa değil yani. Yapılırken o erken seçim zaten yapılamaz. Yapılamaz evet. Ama aritmetik de çok uygun değil. İşte onları siyasete... Masa mümkün mü belki de öyle sorayım size. Masa ne kadar mümkün? Bir masanın etrafında buluşup konuşmak. Çünkü muhalefet Türkiye masası dedi ama iktidar o daveti... reddetmişti biliyorsunuz o Türkiye masasını. Şimdi yani masaya Sayın Erdoğan davet ediyor ve hepinizin de bir sorumluluğu var diyor. Kabul edilmiş gibi yani başka bir cümleyle kabul edilmiş gibi aslında. Öyle de okunabilir. Şimdi öncelikle kendi anayasa niteliklerimi sayabilir miyim? 7 kelime. 7 kelime? Evet. Ben bir Türk vatandaşı olarak şöyle bir anayasa istiyorum. Ve bunu isteme hakkım olduğunu, bir seçmen olarak da bu mükellefiyeti, görevi, vazifeyi, yükümlülüğü siyasilerin üzerine yüklediğimi de düşünüyorum. Sivil, çoğulcu, katılımcı, demokratik, özgürlükçü, çevreci ve kuyruklu bir anayasa istiyorum ben. Ve? Kuyruklu. Kuyruklu. Yani, onu da açın bir zahmet. Rica etsek. Yani hayvan haklarının, hayvanların da can olduğunun, aynı kendinden önceki kelimeler kadar en azından en az önemli olduğunu tartışılmaz, kabul eden bir anayasa. Sivil, çoğulcu, katılımcı, demokratik, özgürlüğü, çevreci ve kuyruklu bir anayasa istiyorum. Bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Seçmen olduğum için de, vatandaş olduğum için de bu yükü temsilcilerime yani vekillerime
vekillerimizden birisi aramızda. Vekillerimize yüklediğimizi düşünüyorum. Asil olarak. Asiller böyle istiyor, vekiller yapacak. Kesinlikle öyle. İki. Size böyle bir anayasa yapacağız Mustafa Bey. Vatandaş söz. Asildir tabii ya ben, yani. Evet, yok asiller, vekiller işte tabii. Vekalet veriyoruz. Tabii. İkincisi, bu yapılırken sadece siyasi partilerin değil, biz siyasi partileri konuştuk. Sadece siyasi partiler değil, üniversiteler, Boğaziçi Üniversitesi dahil, parantez, hani nükte olsun. Üniversiteler, STK'lar, affedersiniz sendikalar, kanaat önderleri, entelektüeller, yazarlar, gazeteciler, sizler ve bireyler, bu kategoriye girmeyen ama bir fikri olan herkesin de katkısını sunabileceği bir yapay zeka ortamı, yazılımı oluşturulmalı. Herkes fikrini oraya atmalı. O gelen milyonlarca bilgiyi zaten yapay zeka olmadan çözümleyip, değerlendirip metne dönüştüremezsiniz. Bu imkan var, teknolojiden de faydalanmalı. Yıl 2021. Ondan sonra gelelim anayasa çalışmalarına. Şimdi bunu hatırlayınız, 2010'larda 11 miydi, 12 miydi? O zamanlarda yine bir anayasa çalışması yapılmıştı. 63 maddede anlaşılmıştı. Sonra onun metne, anayasa kitapçığına derc edilmesine bir tür muhalefet razı gelmemişti. Öyle kaldı. O sıralarda bir tartışma vardı. Sayın Baykal mı demişti? Ne anayasası? Darbe mi oldu ki? Filan. Sanki yani böyle bir şey hatırlıyorum. Ama bu arada Sayın Baykal'ın bu kadar iyileşmiş olduğuna çok sevindim. O kadar bilmiyordum ben. Çok sevindim. Görüşürseniz lütfen selamlarımızı buradan iletiniz. Buradan da iletelim. Evet. Çok sevindim. En son havaalanında VIP salonda karşılaşmıştık. Ayaküstü küçük bir sohbet etmiş. Ondan kısa bir zaman sonra da bu rahatsızlığı olmuştu. Üzüntü verici. Şimdi kurucu meclis hangi ayet? Darbe yapıldıktan sonra ile anayasa yapılır hangi ayet? Bunların hepsi hukuk sistemi içerisinde kabul edilmiş ve değişebilir özellikler olan maddeler. Maddeyi ilgili öyle bir madde varsa o maddeyi değiştirirsiniz. Mevcut meclis yapacak dersiniz, olur biter. Ya da başka bir çözüm bulunur. Nasıl bir çözüm? Onu siyasiler düşünsün. O da onların işi. Ama bulsunlar. Neden? Birinci isteğim şu. Şimdi şu mevcut anayasa, darbe anayasası, darbeden sonra yapıldı ya. Ben o günü hatırlıyorum. Bir cuma günüydü. Karadeniz'de. 15 Temmuz'dan sonra mı? Yok yok yok. 12 Eylül gününü hatırlıyorum net. 15 yaşındaydım. Şimdi bu anayasanın bütün kelimeleri, maddeleri de bütün kelimeleri doğru olsa bile istemiyorum. Değil mi ki darbe anayasası? Bütün maddeler doğru. Nesini değiştireceksin? Abi eş anlamlı kelimeler koy. Ne bileyim bir şey yap yani. Çünkü ama toplumsal bu, hafızada... Evet, olmaz. Travma. 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 İkincisi... parlamenter sistem değiştirildi ve Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlık hükümeti de. Cumhurbaşkanlık hükümet sistemi aslında işte yazılmışsa ilgili siyaset bilimi kitapları onun başkanlık sistemi bölümünde yer alacaktır, almıştır ya da. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlık hükümet sistemini ne emek vermiş olanlar, kurmuş olanlar, bunu yapmış olanlar bunun anayasasına dair de bir şey yapmadılar. Çünkü sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi diyorlar ama diyoruz ama kullandıkları anayasa yani uymak zorunda oldukları anayasa geride bıraktıkları bir sistem, parlamenter sistem. Ama muhalefet de bu anayasa değiştirme mevzusunda yani yeni anayasa mevzusuna çok sıcak. Yeni anayasa mevzusu ama muhalefetin şerh koyduğu nokta yeni anayasa evet tamam ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerine kurulacak ve inşa edilecek bir anayasada biz yokuz ama diyorlar. Öyle olsa bile Hülya Hanım pardon hocam. Şimdi öyle bu şey, siyasetçilik değil işte. İşte orada şöyle yapması lazım. Diyelim ki başkanlık sistemine itirazınız var o zaman siz de parlamenter sistem olarak bir anayasa ortaya koymanız lazım. Koyuyorum. Şimdi